Babaköy'de yeni bir güne başladık. Bakalım bugün nelere şahit olacağız, nerelere gideceğiz. Dayım burada ne yapıyor? Mısırları temizliyor. Bu ne dayı? Ne yapıyorsun bunu? Bu mısır. Mısır biliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım bunu? Soyuyorum mısırı. Kırmızı mısır, beyaz mısır, kıplak mısır. Çıt çıt mısır, bak 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 bak. Maşallah maşallah. Çıt çıt çatlak mısır. Köyün virane evlerinden birisi. Hey! Ne bağırıyorsun lan? Gel işte, neredesin sen lan? Vay be. Bu evde kim bilir ne hayatlar yaşandı. Kanalın kıyısından ceviz alsa haram olur mu? Kanalın kıyı orası. Kimsenin malı değil, devletin malı. Metincim. Ha. Var mı sende? Bu kanalda çocukken ne yüzüyorduk ya. Köyün denizi burası. Şuralar daha küçük çocukların girdiği yerler. Buradan böyle atlıyorduk. Şimdi fazla derinlik kalmamış. Su biraz azalmış. Bir zamanlar burada iyi yüzerdik. Bu köyün en hoşuma giden yolu da burası. Böyle yeşil ağaçlar böyle yolun üstüne binmiş. Her kışın bir kapatıyor ya kar böyle. Güzel ama. İnsanın içini açıyor. Bugün de fırında ekmek yapıyorlar. Ona denk geldik ama ekmeği yaparken denk gelemedik. Ekmek de pişmiş. Ben... Güzel görünüyor. Sen topla. Hadi Metin, çıkart bakalım onları. Şapkanı çıkarttı sen yalan. Şapkanı çıkarttı. Ya gözüm o zaman şey yapıyor, kamaşıyor ya. Bir şey yok mu burada? Çıkart, çıkart sen. Sen kendin ayarla işte. O tereyi çıkart diyor. Şov yapma, çıkart işte. Çıkarttım işte, daha şov yaptım da. Yok, işim şov benim. Konak Belediyesi de maşallah çok güzel çalışıyor ya. Bak belediyenin önü burası. Belediyenin önündeki yola bak. Her taraf çukur. Bu nasıl ya? Belediye başkanı belki videomu izlersin de utanırsın. Bu ne böyle? Şuraya bak. Gözü görmeye utanmaya da videodan mı utanacak? Vallahi gözünün önü burası. Ne bu ya? Geldiği zaman mecbur buradan geçiyor. Niksar yolu. Niksar'a doğru geçiyoruz. Niksar'dan yukarıya Çamiçi Yaylası'na doğru çıkıyoruz. Burada çizme yok bak. Hep dağılmış kaptama. Burada Kelkıt Irmağı üzerindeki Hamidiye Köprüsü. Yeni köprü yapıyorlar. Genişletiyorlar galiba. Gidişli gelişi yaptık. Çift köpüş görüşü. Güzel olacak. Ha, Karadeniz, yani Ordu tarafına yol yapıyorlar ya şimdi buradan. Oraya, herhalde o yüzden genişletme var. Oraya devam edecekmiş. Evet. Buradan Dünya'ya kadar gidecek yol. Çamiçi Yaylası'na doğru çıkıyoruz. Patozu daha yeni yapıyorlar buralarda. Ekini yeni biçmişler, patoz yapıyorlar. Evet, Çamiçi Yaylası'na giriyoruz. Çamiçi
Semiçi Yaylası'nda pikniğe geldik. Niksar Ovası'nda yanıyorduk. Şimdi burası serin. Oh, rüzgar da esiyor. Güzel bir havası var. Biraz odun toplayalım. Dayım gitti oraya doğru. Bir bakalım ne var ne yok. Biraz odun buldum ama bakalım. Ormanın içlerinde kayboldu. Odun toplamaya gitti. Sesi de gelmiyor. Dayı! Oy! Ne dik yer. Gürgenin İçine doğru gitmiş. Dayı! Ya ta buralara niye çıktın ya? Ta buralara kadar niye geldin? Burada çok da buradan nasıl götüreceğim? Oy! Öldüm. Odun çok da buradan götürmesi de var. Kendine acımıyorsun, bana da mı acımıyorsun? Odunun yarısını ben aldım, yarısını dayım aldı. İniyoruz aşağıya doğru. Çıkması zordu da, inmesi biraz basit. Gürgen fıstığı mı? He. Babaannem he mi? He. Gürgen fıstığı bu sene çokmuş. Bu sene çok olunca kışta çok oluyormuş. Öyle diyorlar. Şunda değil mi? Gürgenlikte çekiyordu telefon. O köyde şu karşı tarlada inekler vardı. Bizim kızlar daha küçüktü. O ineklerin yanında fotoğrafları vardı. Şu arkadaki erik ağacında erik bakmaya gittim. Belki bir iki tane bulurum diye. Şimdi erik de kalmaz diye düşünüyordum ama hem de yeşil yeşil erikler var böyle. Yaylada ateşin keyfi de bir başka oluyor değil mi? Böyle soğuk olunca. He dayı. Üşüdün galiba. Ateşin başına oturduğuna göre. Mısırımızı da közleyelim. Tarladan yeni koparttığımız mısırlar.
gürgen ağacı da anı defterine dönmüş. Herkes, her gelen. Oo, şuraya bak. Ta yukarılara kadar yazmışlar. Buraya da ikiye atmışlar. Bir iki numara atmışlar. Herkes bir anı bırakmış buraya. Buralarda var. Susamış hayvanlar. Şuradaki büyük manda etrafı yokluyor şimdi. Grubun lideri o herhalde. Havayı kokluyor. Öbürleri sulanıyor. Korumacılık yapıyor. Yayladan indik. Şimdi şöyle köye giderken bu manzarayı kaçırmayalım dedik. Niksar manzarası. Şu karşısı Niksar Kalesi. Danışmentlilerin merkezi Niksar. Niksar güzel memleket. Tokat'ın güzel ilçelerinden belki de birinci sırada diyebilirim yani. Tarihi başkentlerden birisi Niksar. Şöyle sırtımızı verelim Niksar'a doğru. Böyle her manzaralı yeri bulduğumuzda duruyoruz. Vay. İşte bu. Niksar Ovası. Yani Türkiye'nin verimli ovalarından birisi. Niksar Baba köy maceramız bugün bitti. Şimdi Tokat'a doğru gidiyorum.